kız kardeşim gibi abi, çok eğlenceli. Nisa benim için aslında doğru kişi. O haberlerin hepsi maalesef yanlış. Aylarca sakladılar, sonunda yakalandılar. İlişki var mı gibi bir durum oluyor ama yani bunun artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı çok ufak. Tam aşklarını rahat rahat yaşayacakken ayrıldılar. Bence kıskanılmak güzel bir şey. Bence doğru olanı yaptı. Onları hiç kimse ayıramazdı. İnsanların istediği de çok kolay olmaz. Öyle bizim ayrılma durumumuz falan öyle. Büyük aşk bir story ile son buldu. Çekileyim, çemi girdin, sen benim sevgilim misin? Onların hikayesi Survivor'da başladı. Aslında ilk önce Nisa'nın Sercan'la sevgili olacağını sanmıştık. Ama Nisa sağ gösterip sol vurdu. Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışma sonrası aşk yaşamaya başladı. İkili bu aşkı uzun süre gizlemeye çalıştı. O haberlerin hepsi maalesef yanlış. Yapanlar da kendileri bilirler. Çünkü diyecek bir şey bulamıyorum. Yani. Aslında bir süre gizlemeyi başardılar da. Ta ki o ateşli öpüşme videosu ortaya çıkana kadar. Öyle bir videoydu ki bu. Yer yerinden oynamıştı. Genç aşıklar mecburen ilişki yaşadıklarını itiraf etmek zorunda kalmıştı. Sevindik onların adına, mutluluklar diledik ama hiç durmadılar. Şu an her şey yolunda gidiyor, evlilik falan onlar çok ileriye dönük şeyler. Reklam yapmakla suçlandılar, yine de ilişkilerini gözümüze soka soka yaşamaktan vazgeçmediler. Yüz üstünden kaç veriyorsun kıskançlığına? Ben kendime. Evet. Bilmem. 90. Oha, o kadar mı? Abartma. Aa, sen de ama. 97. Sen de ama. Hatırlarsanız Barış İstiklal Caddesi'nin ortasında onlarca insanın önünde diz çöküp Nisa'ya evlenme teklif etmişti. Hepimiz şok içindeyken Nisa'nın bu teklifi reddetmiş olması şaşkınlığımızı ikiye katlamıştı. Sonradan işin aslı ortaya çıktı tabii. Meğer Nisa ve Barış evet hayır oyunu oynuyormuş. Ve Nisa Barış'tan kendisine evlenme teklif etmesini istemiş. Barış da mecburen evlenme teklif etmiş. Daha sonra Barış Nisa'ya nasıl seslendiğini paylaşmıştı takipçileriyle. Hepimiz çok gülmüştük. Çekileyim, çemi girdin, sen benim sevgilim misin? Barış'ın bir açıklaması vardı. Onların ayrıldıklarını rüyamızda bile göremezdik ya hani. Kavgamız, tartışmamız yok. Dışarısı bizi yoruyor. Bir sorun yok. Yani insanların istediği de çok kolay olmaz. Öyle bizim ayrılma durumumuz falan öyle. Yani rüyalarında bile zor görürler yani. Gel gelelim gün oldu, devran döndü. Barış ve Nisa ikilisi ayrıldı. Hem de tek bir story ile. Nisa Bölükbaşı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Barış'la olan ilişkimizi saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum diyerek olaya nokta koydu. Sebebin ne olduğu henüz bilinmiyor ama bazı iddialar var. Yakın zaman önce Barış Murat Yağcı'nın yabancı bir modeli beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu ortaya çıkmıştı. Ve son olarak Barış Murat Yağcı'nın yazdığı kitaptaki bazı satırlar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kitabında yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor demişti Yağcı. Bu sözlere tepkiler çığ gibi büyüyünce Barış geri vites yapıp 20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım şeklinde bir açıklama yaptı. Ama pek ikna edici olduğu söylenemez.
Nisa'nın da bu yaşananları kaldırabileceğini sanmıyorduk zaten. Sonuçta eski sevgilisi için yaptırılmış bir dövmeyi bile kabullenemiyordu. Evlenmek için Barış'ın o dövmeyi sildirmesini şart koşmuştu. Dövme silme araştırmalarına başladınız mı? Hanımefendinin açıklaması vardı. O olay şöyle, siz de ilişki yaşamışsınızdır ve dövme seven var, sevmeyen var. Benim için, benim dövmelerimin birçoğunun anlamı var, birçoğunda yok. Aslında bu anlamı olmayan bir dövmeydi ama tabii Nisa tarafından baktığımda ister istemez bu bir... istememiz çok normal, yani bu bir kıskanma durumu ama bu da hoş bir durum bence. Çünkü kıskanmasa sıkıntı var demektir. Tıpkı Nisa gibi biz de ikiliye bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.